Mikroorganizmalarda gelişen direnç bu antibiyotikleri etkisiz kılmıştır. Dolayısıyla antibiyotik direnci tüm dünyada giderek artan bir sorun haline gelmektedir. Antibiyotikler ilk olarak Alexander Fleming tarafından 1928'de penisilinin bulunması ve 1940 yılında da tedavi alanına girmesiyle tıpta gerçekten çığır açan moleküllerdir. Milyonlarca insanın hayatını kurtarmış, ölümcül enfeksiyonları başarıyla tedavi etmiştir. Ancak geçen 50-60 yıllık süre içerisinde hem antibiyotiklerin gereksiz ve uygunsuz kullanımı hem de farklı antibiyotik direnç mekanizmaları nedeniyle mikroorganizmalar bu antibiyotiklerle artık etkilenmeyen hale gelmişlerdir. Yani mikroorganizmalarda gelişen direnç bu antibiyotikleri etkisiz kılmıştır. Dolayısıyla antibiyotik direnci tüm dünyada giderek artan bir sorun haline gelmektedir. Önceden sadece hastanelerde uzun süre yatan hastalardaki enfeksiyonlarda dirençli bakteri enfeksiyonlarını rastlarken artık günümüzde hiç hastaneye girişi yatışı olmayan insanlarda toplumda gelişmiş enfeksiyonlarda dahi antibiyotik dirençli mikroorganizmalarla hastalıklar görmekteyiz. Dirençli mikroorganizmalarla gelişen hastane enfeksiyonları hastanede kalış süresini ve maliyetleri arttırmakta, ölümlere neden olmaktadır. Yapılan bir çalışma her yıl dünyada 700 binden fazla kişinin dirençli bakteri enfeksiyonları nedeniyle hayatını kaybettiğini göstermiştir. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir başka çalışmada yıllık tedavi maliyetlerini 30 milyar doların üzerinde arttırdığını ve bir ek yük getirdiğini göstermektedir. Aynı zamanda hastanede kalış sürelerini arttıran toplumda ve hastane çalışanlarında aşırı iş yüküne de neden olan son derece bulaşıcı olan bu dirençli bakteri enfeksiyonlarını kontrol altına almak mecburiyetindeyiz.